Sevgili seyirciler, günaydınlar diliyorum. Nil TV ekranlarında 7.24 haber programıyla sizlerle birlikteyiz. Tarihler 5 Mart günlerden Cuma. Salı düzeltelim. Ee, günlerden Salı. Hemen haftayı bitirmeyelim. Süreç devam ediyor. Türkiye genelinde, Mersin'de. Nedir o süreç? Elbette yerel seçim süreci. Gündemde yoğunlukla bu konu işleniyor. Haber bültenlerimizde de Sosyal medyalarda da çoğunlukla siyasetçilerin açıklamaları, adayların açıklamalarını görüyoruz. Artık vatandaşlarımız bu süreci ne kadar takip ediyor, ne kadar bu sürece dahil oluyor, o konuda hala soru işaretleri var. Her zaman söylediğimiz gibi. E, çünkü dün de biliyorsunuz Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Yine bir artış söz konusu. E, her türlü işte hazır giyim, gıda gibi konularda. Ee, ve her zaman da altını çizdiğimiz bir konu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Haziran ayında tekrardan masaya ne geliyordu? İşte asgari ücrete güncelleme, arazam, ismine enflasyon farkı, ismine her ne dersek diyelim yılın ortasına geldiğimizde gerek memurlarımıza, emeklerimize, çalışanlarımıza ya da asgari ücretli çalışan işçilerimize bir Ara güncelleme, e, enflasyon farkı gibi e, bir zam oranı açıklanıyordu. Ancak bu sene itibariyle yani 2024 yılı içerisinde bu ara zammın e, haziran ayında yapılacak ya da yapılması beklenen o ara zammın yapılmayacağı açıklandı. Aslında bütün uzmanlar da asıl hayat pahalılığının, asıl yüksek enflasyonun hazirandan sonra... İyice hissedilmeye başlayacağı yönünde bir açıklama yapıyor. Her ne kadar orta vadeli programda haziran ayı itibariyle bir dezenflasyon beklentisi ol olsa da bu dezenflasyon bir indirim silsilesi demek değildir. Bunun her zaman altını çiziyorum. Dezenflasyon enflasyonun artış hızının gerilemesi. %10 değil de %7 arttı. %3 geriledi gibi ama artış devam edecek ama kazanç değişecek mi? Hayır. Çünkü bir ara güncelleme ve bir enflasyon farkı artık maaşlarımıza yansıtılmayacak. Bu konu herkesin gündeminde. Şimdi önümüzde bir seçim var. Elbette önümüzdeki süreçte hükümetin ekonomi kurmaylarının, Merkez Bankası'nın adımları çok da böyle belli edilmiyor. Hatta Kredi kartları ile ilgili hatırlayın bir algı yaratılmak istendi. Ama ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor biliyorsunuz. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu haberleri yalanlasa da... Her ne kadar Sayın Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı bu haberlerin doğru olmadığını dile getirse de... Hükümet yetkililerinin yer yer kredi kartlarının aslında e, yanlışlığına... Bununla ilgili bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dair açıklamaları da hep beraber gördük. Bu da en azından yerel seçim sonrasında kredi kartlarında ya da bankaların kredi oranlarında bir değişiklik yapılabileceğinin sinyalini de vermişti bize. O yüzden biz yine de her ihtimale karşı sanki böyle bir şey varmış, böyle bir çalışma olacakmış gibi bir hazırlık içerisinde olalım en azından psikolojimizi ve harcamalarımızı da ona göre düzenleyelim. Çünkü Türkiye'nin özellikle yerel seçimden sonrası ilk hedefi ekonomi olacak. Bunu şu anda da gerek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dile getiriyor, gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dile getiriyor. Gerekse diğer bürokratlar, direkt siyasetçiler de dile getiriyor. Özellikle seçim çalışmaları kapsamında Sayın Erdoğan saha saha dolaşıyor, şehir şehir dolaşıyor. Hatta bu perşembe de Mersin'e gelecek. Burada bir miting yapılacak. Her konuşmasında enflasyonla mücadelemiz devam edecek. Vatandaşlarımızı bu enflasyon canavarı altında ezdirmeyeceğiz vurgusu bundan dolayı yapılıyor. Öncelikli konu elbette hem milli güvenlik terörle mücadele. Onun dışında yine çok belki gündeme getirilmiyor ama yer yer adayların da projeleri arasında dirençli şehirler yani depreme dayanıklı şehirler ülkemizin elbette bir diğer konusu da ve gündemi de hala deprem bölgesi. Gerçekten devlet bütçesinden büyük oranlarda paylar ayrıldı. Oranın yeniden inşa edilmesi altyapısıyla, üst yapısıyla, TOKİ vasıtasıyla yine deprem konutlarının inşası devam ediyor. Teslimler Geçtiğimiz aylarda gerçekleşti ilk teslimler ve bundan sonraki süreçte de peyderpey diyebileceğimiz yöntemle yine hak sahiplerine teslim edilecek. Ancak bir şehrin yeniden ayağa kaldırılması sadece konutla olmuyor. Orada bir kültürü, orada bir yaşamı, orada bir mimariyi ayağa kaldırabilmek uzun yıllar alacak. Az değil 11 şehrimiz başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere. Türkiye'nin uzun yıllar gündeminde ya da bütçesinden ayıracağı önemli miktarlar deprem bölgesinde olacak ki olmalı da zaten. Sonuçta bunlar bizim şehirlerimiz. Orası da vatan toprakları ve oranın tekrardan ayak kaldırılması hepimizin sorumluluğunda. Başta devletin ve hükümetin olmak üzere. Ve bizler de destekliyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın en azından Deprem sonrasında zorunlu göç etmek durumunda kalan başka şehirlerde en azından ayakta kalmaya çalışan depremzede de vatandaşlarımızın yeniden kendi yurtlarına, kendi memleketlerine dönüşünün bu anlamda hızlandırılması önemli. Seçime hemen hemen işte bugün ayın 5'i son günü saymazsak 25 gün gibi bir süre kaldı. Artık 25 gün sonra hepimiz sandık başına gidip şehirlerimizin yöneticilerini, başta büyükşehir, ilçe belediyesini ve meclis üyelerini ve muhtarlarını seçeceğiz. Yerel seçimi de artık bu şekilde geride bırakacağız. Mersin'e baktığımızda artık karşılıklı söylemlerin sıkça dile getirildiğini dile getirmiştik. Başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Adayı Sayın Vahap Seçer. ...yine çalışmalarına devam ediyor... ...açılışlara devam ediyor... ...mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor... ...burada yaptığı konuşmalarda... E, ...yine neler yaptıklarını... ...ve neler yapacaklarını anlatıyor aslında... E, ...her zaman da altını çizdiğim... ...Sayın Vahap Seçir'in en büyük artısı da... ...bu 5 yıllık dönemi iyi anlatırsa... ...o artı bir puan... ...çünkü yaptıklarımız... ...yapacaklarımızın teminatıdır... ...siyasette hep bu söylem dile getirilir... ...ve mevcut yönetim... E, ...bunu iyi kullanabilirse bu artı olarak yazılır. Öte yandan Cumhur İttifakı hükümet desteğiyle yarıda kalmış, tamamlanamamış, hasret kalınmış... E, ...gerçekten devlet daha doğrusu hükümetin desteğiyle büyük büyükşehirinde bu anlamda ön ayak olmasıyla... ...birçok büyük yatırımları o şehre kazandırması anlamında da söylemini kullanarak aslında e, artı puan yazmaya çalışıyor. Bu da önemli. Elbette nihai karar 31 Mart akşamı artık netlik kazanacak. Güzel bir çalışma ortamı olsun. Vatandaşlar olarak temennimiz bu. Demokrasinin gereği adaylar yarışacak işte sahada söylemleriyle ya da afişlerle ya da projelerle gündemde olacak. Vatandaşlar da oturacak, düşünecek. O şehrin yöneticisi en uygun kim olabilir? Onun kararını verecek. Bir de Elbette genel seçimleri, yerel seçimleri bir ayırmak lazım. Bazen e, karışıyor birbirine. Türkiye'de de her zaman yerel seçimler bir e, genel seçim atmosferinde geçer. Bugün genel başkanların sahada olması bunun bir örneği. E, ve gerçekten ülke yönetimini ilgilendiren mesajlar verilmesi, e, yine bir beka e, başlığı altında e, söylemlerin dile getirilmesi sanki bu seçimin bir e, genel seçim atmosferinde yaşanması isteniyor gibi bir sonucu da ortaya çıkarıyor. Göreceğiz. İsterseniz şöyle yavaştan ülke gündemine bir geçelim. Bakalım neler var. Dün elbette biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek Ulusal Sesleniş Programında. Kabinedeki konu başlıklarını ve karara e, erişilmiş, kararı verilmiş konuları dile getirdi. Ama burada en dikkat çekecek olan e, sınır ötesi operasyon mesajı. İşte o cümle şu: Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız dedi. Bu bir kara harekatı, hava harekatı, yeni operasyonların bir sinyali. Çünkü yazın bu meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz söylemi biraz da bu mesajı sanki barındırıyor. Zaten yer yer nokta operasyonlar, sınır ötesi operasyon icra ediyor Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki kolluk kuvvetleri. Ama özellikle Sayın Erdoğan'ın bu yaz mevsimini işaret ederek bu konuyu artık sonuca e, sonuca getireceğiz. Kalıcı olarak bu meseleyi ortadan kaldıracağız. Çözüme kavuşturacak söylemi sanki bir kara harekatı, hava harekatı ama kapsamlı bir operasyonun masada olduğunun da bir mesajı olarak karşımızda durdu sevgili seyirciler. Elbette en önemli gündem maddelerinin yine Gazze ve Filistin olduğunu, e, Gazze'nin ve Filistin'in haklı davasını Türkiye olarak desteklemeye, savunmaya devam edeceklerini belirtti. Ve yine insani yardıma dikkat çekerek e, Türkiye zaten elinden geleni yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Oradaki e, insanlarla bir arada olacaktır e, dileğinde bulundu. Yine deprem bölgesindeki çalışmalar vardı gündemde. Hayatın normal ritmine dönmesi için gece gündüz çalışıyoruz mesajı verdi. Şimdiye kadar 46 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik dedi. Nisan ayının başı itibariyle bu rakamı 75 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar da toplamda 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz dedi. Kendi evini yapmak isteyenlere hibe veriyoruz, kredi veriyoruz dedi. Amacımız tek bir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden bu süreci suhuletle tamamlamaktır. Yine gündeminde insanlığı kendimize hayran bırakacak milli hasletlerimiz var diyerek hem Türkiye'de hem de dünyaya karşı Türkiye'nin duruşunu, adımlarını buna göre atmamız gerektiğini dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgili seyirciler ve ve elbette geçtiğimiz bu 21 yılda her alanda çok adımlar attıklarını çok mesafe kat ettiklerini dile getirdi. savunma sanayide sihalara değindi ve siha ihracat liginin de zirvesinde yer aldığını söyledi sevgili seyirciler ve yine bugüne kadar 50 ülkeye 770 insansız hava aracı için sözleşme imzaladık dedi bu önemli ve bu tutar 1.8 milyar dolar ülkemize katkı anlamında ihracat geliri anlamında ve 2024 yılının ilk 2 ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık diyerek konuşmasına devam etti. Aslında genel başlıklar bu şekildeydi sevgili seyirciler. Türkiye büyümeye devam ediyor dedim. E, yenilebilir enerji yatırımlarında yüksek teknolojide e, yine hedeflerinden bahsetti ve bu cari açığın e, gerilemesini istediklerini kaydetti Erdoğan. Ve hedefimiz 60 milyar dolar. Ne? Geçtiğimiz yılı 54.5 milyar dolarla kapattığımız turizmde dedi. Bu seneki hedefimiz 60 milyar dolar gelir elde etmek. Bu gerçekten Türkiye için çok önemli bir kaynak. Turizm e, ticareti, turizm ihracatı, turizm ithalatı. Artık buna ne diyorsak, ihracatı demek daha doğru sanki. E, yani turist gelmesi ve turizin e, turistin gelmesiyle ülkemize bir e, yabancı para, bir döviz girişinin olması. Ee, ve bu tutarın da 60 milyar dolara yaklaşması da Türkiye'nin en azından cari açığının azaltılması anlamında da önemli bir başlık. Önemli bir ziyaret var sevgili seyirciler. Bugün Ankara e, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırlayacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, e, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de. Ve görüşmenin elbette gündemi e, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılar olacak. E, ve bu görüşmede Sayın Erdoğan'ın e, Türkiye'nin Filistin meselesine desteğini mevkidaşına bir kez daha dile getirmesi e, gündemde olacak sevgili seyirciler. Bu da bugünün önemli başlıkları. İçişleri Bakanlığı'ndan yine bir operasyon var ee, bu sefer uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışlarını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik 11 ilde bir operasyon narkoçelik çelik 4 operasyonları tabi bu operasyonlar sonucunda toplamda az bir tutar değil 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 27 zehir taciri de yakalandı diyor operasyonun detaylarında sevgili seyirciler. Dün korkutan bir deprem. Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden ve başta İstanbul olmak üzere birçok şehirden hissedildi. Marmara bölgesinde bir depremin yaşanması her zaman vatandaşlarımızda şu soruyu beraberinde getiriyor. Acaba bu yaşadığımız deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? Aslında uzmanlar hayır böyle bir risk yok. Bu başka bir fay hattı üzerinde gerçekleşti. Ee, ...ve o bölgeye yoğunlaşıyorlar. Ama ülkemizde dikkat edin. Bakınız dün de Kahramanmaraş'ta 4.4'ün üzerinde bir e, büyüklükte bir deprem. Malatya'da geçtiğimiz günlerde yine 4'ün üzerinde depremler var. Bu arada yine bir artış var depremlerde. Aman dikkat olalım, dikkatli olalım. E, Mersin'e baktığımızda Mersin'deki vatandaşlarımız da elbette tedirgin. Her ne kadar Mersin şehri e, birincil deprem kuşağında yer almasa bile... Çevremizde yaşanacak büyüklükte yani büyük bir depremde de bunu Kahramanmaraş'ta yaşadık, Hatay'da yaşadık, Adana'da yaşadık. Bu depremler meydana geldiğinde Mersin'de gerçekten ciddi oranda etkileniyor sevgili seyirciler. O yüzden biz deprem tehlikesi yok, burası deprem bölgesi değil diyerek tedbiri elden bırakmayalım. Bu konuda bilinçli olalım. Çünkü Araştırmalar devam ediyor ve devam eden araştırmalar sonucunda da yer yer e, hiç bilinmeyen, hiç daha önce keşfedilmemiş fay da bulunabiliyor. Bu büyük depremler e, yeni fay bulunmasına da yardımcı oluyor. O yüzden bugün Türkiye, Türkiye'de Mersin'e baktığımızda işte Mut ilçemizde bir fay hattının olduğunu biliyoruz. Çamlıya'yla da yine bir fay hattının geçtiğini biliyoruz. Yine Kıbrıs açıklarında Adana'nın e, fay hattının devamının Kıbrıs açıklarına doğru geldiğini biliyoruz. Ve bu tabi bir tsunami tehlikesini de beraberinde yatırıyor. Mersin afet anlamında aslında riskli bir bölge. Tabi bu afetleri derecelendirebiliriz. İşte deprem belki öncelikli olmayabilir ama sel afeti Mersin'in sıklıkla yaşadığı her 2-3 yılda bir şiddetli yağışlardan kaynaklı e, ve özellikle... Dağların yamacının denize çok böyle yakın olmasından kaynaklı ani yağışlarda, yani bunu şey gibi düşünebiliriz. Yani böyle tepeden bir suyu bırakırsanız e, yoğun bir şekilde denize ulaşma, en hızlı ulaşma şekilde bir e, güzergah takip edecek. Aslında Mersin'de biraz da kaderi bu. Çünkü Toros Dağlarının o eğimi şehir merkezine çok yakın olduğu için kuvvetli sağanak yağışlarda. Toprak suyu emmediği için, çünkü burada bir kusma meydana geldiği için, Mersin kurak bir yer, yani sulak bir arazimiz yok, kurak bir yer. İklimimiz de o şekilde. Ani yağışlarda toprağın biliyorsunuz bir emme potansiyeli var, ama bu ani yağışlarda toprak suyu maalesef ememediği için bir kusma meydana geliyor ve bu sonuçta da bir sel afeti de. Bu anlamda meydana geliyor. Bunun tabi sadece sebebi toprak mı değil. İşte dere yataklarına yerleşim bölgeleri yapılması bunun içerisinde. Hala direneş hatların olmadığı bölgelerde, eski mahallelerde, altyapının tam anlamıyla yenil yenilenmediği bölgelerde hala maalesef bu sel afetini, sel felaketini, su baskınlarını yaşayabiliyoruz. Öte yandan yine hortum riski geçtiğimiz günlerde hatırlayın Mersin'de şiddetli fırtına, yağmur vardı ve yine ve Silifke bölgesinde deniz açıklarında hortumlar meydana geliyor. Bunlar tabi bir afet, doğal afet yani aslında bir hava olayı. Ama her ne kadar depremden buraya gelmiş olsak da bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi Milliyetin Bakanlığından bir çalışma var. Bunu da dile getirmek istiyorum. Özellikle 26-27 Mart tarihinde ülke genelinde biliyorsunuz ortak düzenlenecek ikinci dönem birinci yazılılarına yönelik bir açıklama geldi. Özellikle açık uçlu sorular uygulanacak yeni bir sistem. Açık uçlu sorular. Ne diyor detayda? Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla sınavlarda ilk kez öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Bu aslında biraz daha e, öğrencilerimizin kendini anlatma becerilerinin gelişeceği, biraz daha Yoruma açık, düşünmeye açık bir sistemi aslında oturtacağı önemli bir adım. Ama biliyorsunuz öğrencilerimiz hep neyden şikayetçi, sürekli bir sistem değişikliğinden şikayetçi. Müfredat değişir, tepe taklak her şey yeniden başlar. Sınav sistemi değişir, tam ona hazırlanırsın başka bir sistem ortaya çıkar. Yani son 50 yılda, 30 yılda gerçekten ülkemizde yani eğitim anlamında çok müfredatlar değişti, çok sistemler değişti. Bence ülkemizin eğitim sisteminin top yekun bir reforma ihtiyacı var. Bakın değişimden yenilenmeden bahsetmiyorum, top yekun bir reform. Yani bugün eğitim sistemimiz evet gerçekten önemli çalışmalar da o anlamda ama verimlilik anlamında aynı derecede midir bilemem. Ama değişen gelişen dünyada. E, sektörlerin ihtiyaçları, e, bugün Türkiye'de birçok problem var mesleki anlamda. İşte bunun içerisine göç durumunu ekleyebiliriz, bunun içerisine kalifiye eleman yetersizliğini ekleyebiliriz. Ekleriz de ekleriz yani aslında bununla ilgili problemler var. Ama okul sistemimizin, eğitim sistemimizin de öğrencilerimizi yetiştirirken, hayata hazırlarken... Ee, tek düze işte Türkçe, Matematik öğretelim, Fen bilimleri öğretelim, hayatı öyle hazırlayalım değil. Artık hayat çok başka gelişiyor. Ee, yaşamı öğretmek lazım, ee, yatırım yapabilmeyi öğretmek lazım, geçinebilmeyi öğretmek lazım, aile ekonomisini öğretmek lazım, ahlaklı ve vicdanlı meslek sahibi olmayı öğretmek lazım. Bunlar çok daha hayati. İşte yazılım, kodlama, değil mi? Dünya oraya doğru gidiyor, robot. ...robotik kodlama, e, dünya oraya doğru gidiyor. Elbette Türkçe'yi, matematiği öğrenecek ama e, eğitiminin bitirmesinin temel e, noktası... ...Türkçe matematikten ziyade bu saymış olduğum konular da olması zorunlu. Niçin bir öğrencimiz ilkokulda, ortaokulda tarımla ilgili uygulama yapmasın? Ekim, biçim değil mi? Koşlar, Türkiye bir tarım ülkesi. Herkes niçin bu bilgiye sahip olmasın? Şimdi bugün Türkiye'de en büyük eksiklik nedir? İşte herkesin belli bir süreçte özellikle 90'lar kuşağı hep şöyle büyütüldü. İşte oku, üniversiteye git, doktor ol, işte öğretmen ol. Bu meslekleri küçümsediğim için anlatmıyorum ama avukat ol, hakim ol, savcı ol. Ama kendi işini kur, yatırım yap, istihdam yarat. Şununla ilgili ithalat, ihracata yönel, ticareti öğren gibi hiçbir söylemi duymadık. Böyle bir söylem aileden aileye geçiyor. Yani bir aile babası, annesi ticaret yapıyorsa oğlu anca öyle ticaret, kızı öyle ticaret öğreniyor. Ama anne babası memur olan bir çocuğumuz yine memur zihniyetiyle büyüdüğü için işte ben bir iş sahibi olmalıyım, sabah 8, akşam 5 çalışmalıyım, cumartesi, pazar ya da pazar günleri tatil yapmalıyım modunda bir kalıba girmemeli. O yüzden Türkiye şartlarında riski öğrenmeliyiz, ticareti öğrenmeliyiz ama en başta ahlaklı ve vicdanlı meslek yapmayı öğrenmeliyiz. Bugün dünyanın en iyi doktorunu yetiştirebiliriz. Bugün dünyanın en iyi mühendisini yetiştirebiliriz. Bugün dünyanın en iyi avukatını, en iyi hakimini, en iyi savcısını yetiştirebiliriz ama bunun içerisinde ahlak ve vicdan yoksunluğu varsa işte o zaman sorunlar silsilesi başlıyor. Çünkü bunların olmadığı hiçbir sistem ayakta ilelebet kalamıyor sevgili seyirciler. Mersin'e geçtiğimizde daha doğrusu evet Mersin'e geçtiğimizde biliyorsunuz konut satışları Mersin'de konut satışları arttı. Göç aldık. İşte Rusya Ukrayna savaşından dolayı yine göçler aldık. Deprem zede vatandaşlarımızı misafir ediyoruz başımızın taşları. Yine Suriye savaşından kaynaklı sığınmacılar yine Mersin'e akın akın geldi. Ee, bu ani nüfus artışı da tabii konut fiyatlarını yukarı doğru taşıdı. Çünkü arz-talep dengesi bozuldu burada. Arz azaldı, talep arttı. Ee, talebi artan ve arzın az olduğu bir ortamda fiyatlar yükseliyor. Bu anlamda yine yerel seçimlere bağlayalım. O yüzden artık adaylarda sosyal konut projeleri de var. Belediye eliyle sosyal konutların yapılması öyle lüks evler değil. 2 artı 1, 3 artı 1 ama... Böyle kendince bir ev. Hani öyle lüks dışarısı böyle aydınlatmalı böyle girişi böyle öyle değil. Orta seviyede alt seviyedeki gelir grubuna sahip vatandaşların kolaylıkla kiralayabileceği ya da satın alabileceği artık belediyeler nasıl bir yöntem izlerse. Bugün Mersin'i konuşacak olursak gerek Sayın Vahap Seçer'in de gerek Sayın Serdar Soylan'ın da gündeminde sosyal konut projeleri var. Belediye eliyle belki burada hükümet desteği de olabilir. Belki TOKİ işbirliği de olabilir. Ama çok böyle hızlı, depreme dayanıklı, belki yeni bir yaşam alanı oluşturacak bölgelerde sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gündemde. Sayın Vahap Seçer geçtiğimiz cumartesi günü proje tanıtım toplantısında bunun detaylarını paylaşmıştı. Sosyal konutlar yapacağız ama biz bunları satmayacağız. Çok cüzi miktarlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Bu belki Mevcut şehirlerimizdeki kira fiyatlarındaki yükselişi, konut fiyatlarındaki artışı belki biraz daha frenletebilir, hatta geriye de çekebilir. İşte Ocak ayında 2605 konut satışı gerçekleşen Mersin'de en çok satış yapılan ilçe Erdemli oldu. Erdemli artık çok duymaya başladığım, şu anlamda duymaya başladığım bir ilçe. Mersin'de çalışıyor, Erdemli'den geliyor, Erdemli'de yaşıyor. Çünkü bu artan kira fiyatları vatandaşlarımızı artık yakın ilçelere taşınmaya da itti. Bugün en yakın ilçelerimizden bir artık Erdemli'de. Çünkü bundan 10 sene önce, 15 sene önce Erdemli çok da yakın gelmezdi algımız ama bugün işte belediye otobüslerinin artık ilçelerden de yolcuları merkeze taşıyabilmesi yine bazı özel halk otobüslerinin yakın ilçelerden yolcuları taşıyabilmesi ya da insanların artık kişisel araçlarının olduğundan yine bu seyahati gerçekleştirebilmesinden kaynaklı artık birçok vatandaşımız kendi maddi gelirine göre yani bakıyor ki yenişehir'de, Akdeniz'de, Toroslar'da, Mezitli'de e, kira fiyatları uçmuş. Ne yapacak? Biraz daha ilçelere doğru kayacak. Şu anda en e, gelişmekte olan ve Mersin merkezi de yarım saatlik hemen hemen bir uzaklık. Çünkü Çeşmeli otobanından direkt çıktığınız zaman yarım saat hemen hemen yarım saat 40 dakikaya Mersin'de oluyorsunuz. Hatta ilerleyen zamanlarda bu Çeşmeli Taşucu otobanı da bittiğinde Bakın buradan dedi demeyin e, Silifke'de gerçekten bu anlamda artık kent merkezine yakın ilçelerimizden olacak Bugün sadece D400 karayolunu kullanıyoruz Hele yazın denize gitmek isteyen günü o bölgelere gitmek isteyen vatandaşlarımız eziyet çekiyor 1 saat 2 saat yolda e Zaten normal şartlarda 1 saat 1.5 saat süren Silifke yolu 2 saat üst saatlere çıkıyor o trafikte gerek sabah saatlerinde ve özellikle akşam dönüşlerde bu taş ucu çeşmeli otoban bağlantısı da eğer yapılırsa gerçekten Silifke gelişmeye de çok daha hızlı devam edecek çünkü artık Erdemli bu anlamda Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılayacak ama Silifke'de de yapılan yatırımlarla özellikle bu karayolu bağlantısıyla bu otoban bağlantısıyla Oranın da ilerleyen günlerde daha çok gelişmeye açık olduğunu göreceğiz. Ve hatta şehrimizde çalıştığımız iş yerlerinde nereden geliyorsun? Silifke'den geliyorum. Söylemini çok daha duyacağız. Zaten metro, tramvay, raylı sistem gibi sistemlerde aslında Mersin'in çağ atlayacağı hem ulaşımda hem de kentin gelişmesi anlamında çağ atlayacağı bir proje metro. Düşünsenize yani Tarsus'la başlayacak. Keşke öyle bir proje Tarsus'tan şehir merkezine gelecek. Şehir merkezinden devam edecek Mezitli, TC, Davultepe'den Erdemli'ye, Silifke'ye doğru bir hat olsa komple böyle yekpare bir hat Doğu Batı aksında çok güzel olur. Ve belki de ilerleyen zamanda ki zaten projede var. Bir de şehir merkezlerinde yukarıya doğru, kuzeye doğru bazı hatlay, hatlar verilse. Bu da zaten proje içerisinde yer alıyor. Ama tabi bunların tamamlanması hayata geçmesi e, kaç yılımıza mal olacak onu da tabi bilemiyorum ama e, nereden başlanırsa kardır diyelim. Son olarak da peki hava durumunu en son bilgi olarak vereyim. Şöyle yerel gazetelerimize bakalım. Yönetmenimden rica edeyim Mersin gazetesi ile şöyle Mersin'deki gündemi de gazetelerden takip edelim. İlk gazetemiz Mersin gazetesi. Evet Mersin gazetesinde başlık şu şekilde sevgili seyirciler. Marina girişi trafiğine çözüm bulunamıyor. Evet. Maalesef trafik Mersin'in en büyük problemlerinden biri. Çözülemeyen problemlerinden biri. E, Tabi Mersin e, bu kadar hızlı nüfus artışı planlamıyordu. Bu bulvarlar yapılırken. Şimdi şu an Adnan Menderes bulvarına baktığımızda daha çok halk biriyle işte sahil yoluna baktığımızda iki şerit gidiş, iki şerit geliş. Şimdi böylesine büyüyen bir şehirde e, bu bulvarların artık en az 3 gidiş, 3 geliş olması lazım. Bakınız bugün 3. çevre yolu, dördüncü çevre yolu artık bu formatta yapılmaya başlandı. Tabi şehirler planlanırken Biraz uzun vade planlamak gerekir. Tabi o zamanın şartları o zamanın planlaması neydi bilinmez ama işte bugün gelinen noktada bu sorunları maalesef yaşıyoruz. Marina kavşağında trafik polisi neden yok diyor. Ama yer yerde trafik polislerini özellikle akşam iş çıkışlarında yer yer görüyoruz. Hatta ben bazen şuna da şahit oluyorum oradan da bazen gidip geldiğimde. Bazı kavşaklar kapatılıyor, o dönüşler olmasın diye. Çünkü o dönüşler trafiği kitleyen önemli faktörler. Ama bir kez daha şunu söyleyelim, Adnan Menderes Bulvarı e, büyüklerimiz çok daha iyi bilir. E, orası doldurma bir alan. Yani aslında eskiden deniz olan ve üzeri e, kapatılan. E, kayaçlar üzerine işte bazı malzemelerle orada yeni bir yaşam alanı, yeni işte yollar, yeni sahil düzenlemesi yapılan bir kuşak. Zaten orada bir battı çıktı yapılması mümkün değil. E, belki de mümkün. Teknik olarak hakim değilim, mühendis değilim ama e, doldurma bir alan olduğu için mümkün olmadığı kanaatindeyim ama ilerleyen süreçte belki teknoloji öyle bir boyuta gelir ki orada bile bir battı çıktı yapılabilir. E, battı çıktı. Şu anda Okan Merzeci bulvarında biliyorsunuz Mersin'in bir trafik master planı yapılmıştı. 2014-2019 yılları arasındaki yönetimde. Bu ulaşım master planında Okan Merzeci bulvarı üzerinde toplamda 17'ye yakın ve Mersin genelinde toplamda 17'ye yakın battı çıktı yapılması gerekildi. Çünkü Okan Merzeci bulvarının transit geçiş olarak belirlendiği doğu batı aksında hiçbir ışığa, Kapılmadan, takılmadan e, gidiş gelişlerde e, bir transit geçiş olarak belirlenmiştim. Ama gel gelelim D400 karayolunda, gel gelelim Adnan Menderes bulvarında ve diğer bulvarlarda da bu trafik sıkışıklığı gerçekten zamanımızı çalıyor. Hani İstanbul trafiğini artık aratmayacak bir trafiğimiz var. Eskiden Mezitli'de yaşayan bir vatandaş. Çarşıya gitmek istediğinde 10-15 dakika bir hesap yapıyordu. Gide, yani gidip gelebilirim kendi arabamla. Ama bugün artık yarım saat 40 dakikaları buldum. Belki daha fazla. Yani bugün bir işe gelmek isteyen vatandaş evden en az belki de bir saat önce çıkması lazım ki o trafiği atlatabilsin. E bir saat akşam günümüzün iki saati trafikte geçmiş oluyor e, sevgili seyirciler. Bazen sadece akşam ve sabah bu trafik oluyor. Onun dışında trafik yok söylemlerine katılmıyorum. Zaten bu yollara en çok ihtiyacımız olduğu saatler işe gidiş ve işten geliş saatleri. O yüzden zaten trafiğin o bölgelerde o saatlerde de açık olması gerekiyor. Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak. E, tabi çalışmalarına devam ediyor. E, birazdan da haberi var zaten onu da paylaşacağım. Akdeniz'e sahip çıkalım. Oylarımızı heba etmeyelim. Yorumu yapılıyor yine ziyaretlerde sevgili seyirciler. 2040'ta Türkiye nüfusunun %16'sı 65 yaş üstü olacak. Evet bu da önemli bir tabii verim. E, artık Türkiye nüfusu yaşlanıyor maalesef sevgili seyirciler yönetmenimden ricaydım burada bana gelsin çünkü birkaç cümle etmem lazım burada. Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Bakınız 2040 yılında Türkiye nüfusunun %16'sı 65 yaş üstü olacak. Şimdi biz bazen Sayın Erdoğan'a kızıyorduk. 3 çocuk, 3 çocuk nasıl olacak, nasıl bitecek? Aslında orada bir strateji var. Bunu çok anlayamadık. Evet, maddi olarak haklı herkes. Geçim olarak haklı. Bir çocuk büyütmek onun eğitimini aldırmak, onu iyi bir yerde, iyi bir meslek sahibi edindirmek zor. Buna kabulüm. Ama ben bunu tamamen nüfus artışıyla bağlayacağım. Her zaman da dile getirdim. Üç çocuk niçin? Üç çocuk vurgusu. Şimdi burada biraz matematik konuşturalım. Maalesef bugün Türk toplumunda artık çocuk sayısı bire indi ya da hiç çocuk yapmayan artık evlilikleri görüyoruz. Tabii kendi tercihleri ama burada bir çocuk nüfusu azaltan bir faktör çünkü anne baba hayatını kaybettiğinde aslında onlardan geriye bir nüfus kalmış olacak yine iki çocuk sahibi olanlar nüfusu değiştirmiyorlar çünkü yine anne baba e, vefat ettiğinde yerine o iki çocuğu bırakmış olacak nüfus sabit kalacak ama üç çocukta o artı bir işte nüfus artışı planlaması dahilinde 3 çocuk sayın Erdoğan'ın üç çocuk vurgusu nüfusumuzun hem artışı hem de gençleşmesi yönünde bir stratejiydi ama tabi bu söylemden öte e, siyasi bir malzeme oldu ki tabi haklı gerekçeler var çünkü özellikle böyle bir ekonomide böyle bir hayat pahalılığında bırakınız 3 çocuk e, bir çocuk bile yapmak e, hayata bir insan hazırlayabilmek ülkemize milletimize hayırlı olacak bir e, evlat yetiştirebilmek çok zor. O yüzden vatandaşlarımız da haklı. Bugün evlenme yaşı artık 30'lara dayandı. 30'u da geçti. E, çünkü insanlar hayat mücadelesi, iş buldum, üniversite bitirdim, para biriktirdim, kredi çektim, bilmem ne zaten bakıyor yaş gelmiş 30'a. Saçlarda beyazlar çıkmış. O yüzden hem evlilik yaşı yükseldi. E, zaten o yaştan sonra insanlar Çalışan insanlar çoğunlukla e, öyle iki çocuk üç çocuk bakabilecek bir hayat şartları da oluşmuyor. O yüzden yapabiliyorlarsa bir evlat sahibi olmaya çalışıyorlar. Ve en azından bir evladımızı iyi şartlarda yetiştirebilelim yolunu izliyorlar. Ama bu da e, 2040'da Türkiye nüfusunun %16'sının maalesef 65 yaş üstü olacağını da vurguluyor. Şimdi devam ettiğimizde sevgili seyirciler, sıradaki gazeteye geçelim. Yönetmenimden rica edeyim. Güney Gazetesi'ndeyiz. Okul binası çocuklar komşu okulda dersteyken yıkıldı. Öğrenciler eski okullarının yıkmasını, yıkılmasını izledi. Eğitimde yıkım başlığı var Güney Gazetesi'nde. Boşaltılan okul binasının yıkım işlemi Okulların tatil olduğu günde değil, yüzlerce öğrenci ve öğretmenin yandaki okulda derste olduğu gün ve saatte yapıldı. Yıkım esnasında ne toza ne de asbest maddesine karşı tedbir alındı. Çocuklar okullarının yıkılmasını kaygılı gözlerle izledi. Maalesef Türkiye'de en büyük problem ne diye soracak olsanız planlamada bir problem var. Organizasyonda bir, 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 bir problemimiz var. Yani böylesine mesela bu durumlarda aslında planlama yapılmadan yani bu planlamayı yapmak bu kadar zor olmamalı. Yani bir okul yıkılacaksa yani bir bilir kişinin ya arkadaş bu okul tatilde yıkalım. Bu okulu yan tarafta öğrenciler ders işlerken bu toz olacak, toprak olacak, bu çocuklarımıza bu havayı teneffüs ettirmeyelim. Yani bir kişi çıkıp onu demek ki akıl edemiyor. E, ee, ve bu manzaraları, bu haberleri biz paylaşmaya devam ediyoruz. Bizi üzüyor tabii. Üzüyor. Bizi üzüyor. Devam ettiğimizde sıradaki gazete sevgili seyirciler. Bakalım bir sonraki gazetemizde hangi başlıklar var. Hakimiyet gazetesine geçiyoruz. Evet Mezitli Belediye Başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Serkan Tuncer iddialı konuştu diyor Hakimiyet gazetesi. Büyükşehir'i de Mezitli de alacağız vurgusu. 31 Mart'ta hem Büyükşehir'i hem Mezitli'yi kazanacak. Kırsal merkez ayrımı yapmaksızın güçlü bir koordinasyonla Mezitli'nin gelişimine katkı sunacağız mesajı verildi. Tabi sahada adaylar çalışmaya devam ediyor sevgili seyirciler. Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Serdar Soydan da yine seçim çalışmaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal ve Adnan Menderes bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Her adımı beraber atacağız vurgusu vardı. Biz bu kentin kalkınması adına ne yapacağımızı biliyoruz. Vaat edip çekilmeyeceğiz. Aksine hayallerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi ortaya koyacağız. Çalışacağız ve başaracağız söylemi de yine Serdar Soydan'dan geliyor sevgili seyirciler. Bir sonraki gazete Çukurova gazetesi. Evet Akdeniz'de dönüşüm devam edecek diyor Çukurova gazetesi. Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkanı adayı Muhammed Mustafa Gültak yine çalışmalar kapsamında birçok mahalleyi işte çay ve barış mahallelerine ziyaretlerde bulundu. Esnaf ve vatandaş buluşmalarına katılıyor. Özellikle biliyorsunuz kentsel dönüşüm vurgusu yapılıyor Akdeniz'de. Çay Mahallesi bitti. Barış Mahallesi de bitmek üzere. 5 yılda 1000 konutu bitirdik. Bize 5 yıl daha verirseniz Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde de yeni kentsel dönüşümler yapacağız. Ayrıca Çay ve Çilek mahallelerinde dönüşüm devam edecek mesajı verdi sevgili seyirciler. Son gazetemiz Yeni Güney gazetesi. Yine en başta Sayın Serdar Soydan'ın her adımı beraber atacağız vurgusuyla GMK bulvarı ve Adnan Berberes bulvarında esnaf ve mahalle ziyaretindeki söylemleri yer alıyor. Devam ettiğimizde yine Akdeniz'e sahip çıkalım. Oylarımızı heba etmeyelim vurgusu Akdeniz Belediyesi'nden geliyor. Tabi pazar günü Fındık Pınarı'nda bir dizi açılışlar gerçekleşti. Birazdan haberini sizlerle paylaşacağım. Ee, ve Fındık Pınarı'nın kaynak sorununu gidereceğiz dedi. Çünkü orada bir Temel atık su e, tesisinin temeli de atıldı. Bir diğer başlık, 40 yaş üstü kadınlar tarlada çalışıyor. Son yıllarda şehirlerde yaşamayı tercih eden yeni nesil, dededen babadan kalan tarla işleriyle ilgilenmezken, tarlalarda çalışanların büyük çoğunluğunu 40 yaş üstündeki kadınlar oluşturuyor. Bu da aslında memleketlerimizde kanayan bir yara. Ee, yani hep böyle şehre göç, köylerimiz, kasabalarımız boş kalıyor. Aslında. ...o kadar güzel arazilerimiz var ki... ...yönetmenimden rica edeyim noktayı koyduk gazeteye. E, programa devam edelim birkaç yorumla... ...artı haberlere geçeceğiz birazdan. E, ben çok isterim... ...Türkiye'mizdeki köylerin... E, ...dönüşüme girmesi yani... ...alt yapısıyla, üst yapısıyla... ...bir dönüşüm yaşayıp... ...artık tersine göçü başlatmamız lazım. Bakın bunu Avrupa çok iyi yapıyor. Küçümsediğimiz yani hani kapitalist sistem diye belki de Amerika'da bile kırsal bölgelerde çok yaşam alanları var. Ve insanlar burayı tercih ediyorlar. Buradan bir ekonomi, bir e, geçim sonucu çıkıyor. Ama Türkiye'de maalesef bunu başaramıyoruz. Bakın bugün hatta buradan yerel seçimlerde adaylara sesleneyim. Hükümete sesleneyim. Yahu şu köylerimizi bir tekrardan bir kanunla, bir düzenlemeyle bir topyekun dönüşüme sokalım köylerimiz ya ne güzel arazilerimiz var ne güzel gelenekler görenekler var kültürler var yani yok olup gitmesin ve bu şehirlerimizde betonların arasındaki yaşamı artık biraz e, devreden çıkaralım insanları biraz köylere orada istihdam alanları yaratalım tarımsa tarım güneş enerjisi de güneş enerjisi aracılıksa aracılık ve birçok daha yapılmayı beklenen projeleri köy statüsündeki olan mahalleler artık köy de diyemiyoruz. Mahalleler oldu çünkü onlar. Ama vatandaşlarımızı o şehrin yoğunluğundan iş arayan gençlerimize oralarda istihdam yaratmamız lazım. İşte az önce eğitim sistemimizdeki yanlışlardan bahsettim. Eğitim sistemimiz bizi okutuyor, büyütüyor, sınava dahil oluyor ve hep bir masa başı iş arayışına sokuyor. Hayır, böyle olmamalı. Sabah 8 akşam 5 sisteminden biraz uzaklaşmamız lazım. Kendi işimizi kurmayı öğretmesi lazım sistemin. Ticaret yapmayı öğretmesi lazım sistemin. Risk almayı öğretmesi lazım sistemin. Yani küçümsediğim için değil ama değişimi istediğim için, değişime artık geçmemiz için bunu söylüyorum. Ve bugün işte bakın Tarımı konuşuyoruz, tarımsal kalkınmayı konuşuyoruz. İşte tarımda ihracat arttı mı, ithalat azaldı mı, dışarıya mı bağımlı olduk? Tarım ülkesiydik, kendi kendine getebilen ülkeler arasındaydık. Söylemi niçin gündemde değil? E çünkü önceliği biz masa başlarına verdik. Kimse kusura bakmasın. Onu planlayamadık, onu hesaba katamadık belki de. Ama bugün gelinen noktada bu kadar işsiz, bu kadar gelecekten umutsuz gençlerimiz varsa biz eğer şehirlerimizde iş yaratamıyorsak gelin bu gençlerimizi bir projeyle, bir destekle, hibeyle birçok noktada hükümetin desteğiyle, belediyelerin desteğiyle köylerde, kırsallarda istihdam alanları yaratalım. Bu gençleri kırsallara taşıyalım. Zaten bugün Z kuşağı öyle beton şehirlerde yaşamak istemiyor ki hep böyle bir doğa hasreti, işte bir özgürlük Bak ne kadar uygun. Al size proje. Gelin bunu çalışalım. Gelin bunu başaralım. Türkiye'nin mahallelerini, kırsal mahallelerini, köylerini kalkındıralım. Orada nice iş gücüne ihtiyaç var. Nice yatırımlara ihtiyaç var. Gelin bu yatırım e, projesini gençlerimizle beraber yapalım ve oradaki kırsal mahallelerimizi de kalkındıralım. Bence çok güzel olur. Bu benim böyle Kanayan yaramdır içimde. Hep şehirlerimizin göbeklerinde, merkezlerinde böyle nüfus yoğunlukları var. Yüksek yüksek binalar var. E, evden işe işten eve. Yani artık insanlıkla ilgili sürecimizin zamanı da kısıtlandı. Bugün insan 8'de 9'da eve gidiyor, bir yemek yiyor, bir duşunu alıyor, yatıyor, uyuyor. Yaşadı mı bu insan? Sorarsan yaşadı. Sonra nasıl bilirdiniz? Nasıl bilelim? Görmedik ki. Görmedik. Evet yönetmenimden rica edelim. Şimdi birkaç haberimiz var Mersin'den. Önce Mersin Büyükşehir Belediyesi ile başlayalım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, Pazar günü Fındık Pınarı Yaylası'nda bir dizi açılış gerçekleştirdi. Bu açılışın biri atık su, meski yatırımı, bir diğeri otopark, katlı otoparktı. Bir yeri de pazar yeri projesi. Gelin bunun detaylarını haberimizde izleyelim. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Fındıkpınarı Katlı Otopark ve Pazar Yeri açılışıyla paket atık su arıtma tesisi temel atma törenine katıldı. Yağmurlu havaya rağmen törene Fındıkpınarı halkı yoğun katılım sağladı. Başkan Seçer, tören öncesinde Fındıkpınarı Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, hayırlı işler diledi. Meski çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Fındıkpınarı'nda da su sorununun yaşandığını biliyoruz. Burada tüm içme suyu şebekelerini değiştirdik. Kaynak sorunumuz var. İki bölge tespit etti arkadaşlar. Önümüzdeki Birkaç gün içerisinde sondaj çalışmalarını başlatıyorlar ve Fındık Pınarı'nın artık kaynak sorununu da gidereceğiz. Herkes Mersin'i seviyor. Herkes diyor ki son 5 yılda Mersin'e ne oldu böyle? Ne oldu böyle? Herkes mutlu. Herkes birbirine sevgiyle bakıyor. Saygıyla bakıyor. Oysa ki Mersin dendiği zaman daha önce farklı şeyler konuşulurdu. Ama bugünler bitti geride kaldı. Mersinliler hep bir arada doğusundan batısına kuzeyinden güneyine kardeşçe yaşıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet sıradaki haber. Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhuriyet İttifakı Akdeniz Belediye Başkanı adayı Sayı Mustafa Gültaş'ın mahalle ziyaretlerinde mahalle mahalle gezmeye projelerini anlatmaya, yaptıklarını anlatmaya ve yapacaklarını anlatmaya devam ediyor Başkan Gültaş ve e, 31 Mart için vatandaşlardan destek istiyor. Merhaba. Abi merhaba. 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 O, haber. inşallah. O, 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 o. Çok evet, o, o. kendisine hoş geldin diyoruz. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam eden Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak, parti teşkilatlarıyla birlikte Serbest Bölge, Hal, Mahmudiye ve Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek yaptıkları hizmet ve projeleri anlatan Başkan Gültak, ayrıca Akdeniz Belediye Spor'la Bin Evler Spor Futbol maçını da izledi. Uluslararası Tüm Engelliler Hakları Koruma Derneği'ni ziyaret eden Gültak, 31 Mart'ta herkesten destek istedi. Ama biz bu 5 yılda farklı işler yaptık. Bir kere Akdeniz'de huzuru sağladık. Artık Akdeniz'de kargaşa yok. Kavga yok. Artık Akdeniz'de barış var. Kardeşlik var. Bir kardeşimiz işte efendim, Alevi olduğu için, bir kardeşimiz Kürt olduğu için, bir kardeşimiz Falanca olduğu için ötelenmiyor. Biz herkesi kucakladık. Herkesimin belediye başkanı olmayı başardığımızı düşünüyorum. Kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Bir tanesi hemen yakınımızda. Belki de akrabalarınız var, belki sizin yerleriniz de var orada. Barış Mahallesi, gitmek üzere. Haziran gibi inşallah teslim edeceğiz. Gelelim hanımefendilere. Bakın 22'ye yakın kültüre evi En yakını burada Turgut Reis'te. Kadınlarımız gidiyor. Okuma yazmadan, dikiş nakıştan, kuaförlük dersinden, pilates dersinden ne isterseniz var. Yetmez. Içinde kreş de var. Çocuklarını da bırakıyorlar. Kreşte Çocukları rahat ediyor, onlar da rahat ediyor. Eğer bir iş yapmak istiyorsanız size mikro kredi verelim. Şu ana kadar bin kadınımıza beş milyon liranın üzerinde kredi verdik. Geldi bir iş şak öğrendiğimizde ben bu işi yapmak istiyorum dedi. Parasını verdik, gitti evinde bir makine aldı. Eşortman dikti, pijama dikti, onu dikti, bunu dikti, sattı. Cebine para girdi. Artık hep Adamının yanına giderken, eşinin yanına giderken o da rahat gidiyor. Son bir haberimiz var. Özel bir haber. Nil RTV ekranlarında yayınlanan Nil Sezer'le Seyir Alem programında. Rota Silifke'ydi. Konu rotası ise eğitim. Silifke'de önemli eğitim yatırımları var. İşte Aziz Sancar Bilim Merkezi bunun içerisinde. Zeka Oyunları Köyü bunun içerisinde, tarım okulu bunun içerisinde ve Türkiye'de bir ilk nükleer santral için özel bir okul. Bütün bu detaylar bu programda yer aldı. Gelin o programdan kısa kısa bölümleri bir izleyelim. Yönetmenimden rica edin buradan o noktayı koyalım. Haberimizle bitirelim. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda sizlerle olacağız sevgili seyirciler ama siz bu ekranlarda kalmaya devam edin. Çünkü Birçok programı sizlerle buluşturacağız, buluşturmaya devam edeceğiz. Bugün yine 5 Mart Salı gününde gerek gündemin gerekse yerelin önemli başlıklarını sizlerle paylaştık. Bizden bu kadar. Haberimizi izledikten sonra da bizler noktayı koymuş olacağız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bilimlerde Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim Merkezi Nil RTV ekranlarında yayınlanan Nil Sezer'le Seyre Alem programında Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Aziz Sancar Bilim Merkezi, Türkiye'de bir ilk olan Tarım Okulu, Akıl ve Zeka Oyunları Köyü ve Türkiye'nin ilk nükleer santral okulu projesi yer aldı. Kasım 2021'de açılışı yapılan Silifke İlçe Belediyesi tarafından inşa ettirilen Taşucu Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim Merkezi ve Kütüphanesi, öğrencilerin ve çocukların modern eğitim araçlarıyla daha donanımlı bir şekilde geleceği hazırlayacakları merkezde robot, dünya güneş ay modeli, sonsuzluk koridoru, uzay çadırı, denge tüneli, Mars yüzeyi, suda dalgayla elektrik üretimi ve değişik modern 50'ye yakın bilim aleti yer alıyor. Öğrencilerle birlikte sizi de gördük burada. Gerçekten içeride çok güzel araştırmalar yapıyorlar. Hissederek, dokunarak bir şeyler öğreniyorlar. Ee, öğrenciler burada ne tür bilgiler ediniyor? Bizim bölgemizde böyle bir belediyemiz, bize Aziz Sancar diye bir bilim merkezi kazandırdı. Hmm. Biz de bu bölge okul olarak, Seyfettin Tatlıoğlu Ortaokulu olarak aktif şekilde kullanmaktayız. Hmm. Müdür Hanım'la, Nihal Hanım'la sürekli diyalog halinde randevu usulü çalışıyoruz. Özellikle öğrencilerimiz fen bilgisi derslerinde. Hmm buraya gelerek yine aynı zamanda sosyal bilgiler dersinde görerek, dokunarak, bizzat yaşayarak bilim hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bu çalışmalardan dolayı Seyfettin Tatoğlu öğrencilerimiz de burayı severek kullanıyor. Hı, hı çok memnunuz. Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulu'ndaysa öğrenciler zaman zaman ders işleyeceği ekim, bakım, hasat etme, üretme yapacakları, tüketebilecek hale getirilinceye kadar aşamalarda bulunacakları için zamanın verimli geçeceği, öğrencilerin daha donanımlı olacağı ve buradan hayata dair değerli bilgiler ve beceriler öğreneceği bir okul konsepti yaratıldı. Tarım Üretim ve Fen Okulu. Evet, bilim merkezinden çıktık. Şimdi buradayız yanımızda bu okulun müdiresi Poli Hasan Hanımefendi var. Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bahçe beni çok şaşırttı. Okula girdim. İlk kez evet. bir okulun bahçesinde böyle pancarlar, karnabaharlar, evet. lahanalar, baklalar görüyorum. Evet, evet. Çünkü bu mevsimde bunlar yetişiyor bizim yöremizde. Hmm. Amacımız da zaten bu okul olarak çocuklarımıza hangi mevsimde hangi sebzeyi tüketmeli ve bu sebzeyi en doğal haliyle genetiği oynanmadan, ilaçlanmadan, gübrelemesini dahi kendilerine kendilerini öğretip yaptırarak kendilerinin büyüme süreçlerini, dikim süreçlerini, budama, bakım ve en sonunda da hasat ederek doğal gıdaya nasıl ulaşırım, nasıl yetiştiririm, sofrada tüketilebilir gıdayı en saf ve doğal haliyle nasıl hazırlarımı içeride atölyelerde öğreterek amacımız bu. Okulumuzun oluşturulma kuruluş amacı bu. Akıl ve zeka oyunları köyünde proje çalışmaları ise devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yerde akıl ve zeka oyunları köyü. Evren Zeytin hocamızla birlikteyiz. Şimdi köy zaten başlı başına sempatik bir kavram. Hepimizin özlem duyduğu böyle sadelik, doğallık. Şimdi akıl ve bilimle girince çok daha sevimli. Önce sizi tanıyalım, sonra projenizi tanıtalım. Ben Evren Zeytin sınıf öğretmeniyim. Aynı zamanda da e, zeka oyunları eğitici etmeyeyim. E, dört e, eğitici etmenin arkadaşımızla birlikte e, Silipke'de, hatta Silipke'yi aşıp Mersin'de e, kalıcı hale gelecek bir e, proje üzerinde çalışıyorduk. Bu da uzman olduğumuz alan olan zeka oyunları Hı -hı. üzerineydi. E, il, İlçe Milliyet Müdürümüz Sayın Mustafa Sezgin'e de e, projemizi böyle bir fikrimiz olduğunu anlattık. O da bize yardımcı oldu. Ve e, bu köy okulunu dedi ki boş ve atlı bir şekilde duruyor. Projenizi bu okul üzerinden yürütün dedi ve Gülünpaşalı'daki bu okula geldik. En küçük yaş grubundan, 5-6 yaş grubundan başlayıp 70-80 yaşlarındaki yetişkinlerimize kadar, büyüklerimize kadar herkese eğitim verdik. Onları eğlendirmek, hem eğlendirirken eğitmek, e, öğretmenlerimizi e, bu işe senkronize etmek, gibi bir planla bir projeyle yola çıktı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Nükleer Santral Okulu'nun detaylarını ise ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin anlattı. Şimdi şöyle, Türkiye'nin ilk ve tek e, Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçemizde kuruldu. Bunun için de yoğun çalışmalar oldu. Sayın Valimiz de geçtiğimiz günlerde ziyaret etti e, okulumuzu. Elbette oranın daha yeni kurulan bir okul, merkez sistemde öğrenci alan bir okul ve bakanlıklar arası işbirliği ile kurulan bir okul. Orada yetişen öğrencilerimiz üç dilde eğitim alıyor. Bu sene açıldı, yeni ilk defa bu sene eğitim öğretime başladı ve üç dilde eğitim yapacak. Ayrıca oradan çıkan öğrencilerimiz nükleerde staj yapabilecekler. Hatta onların yurtdışı yine eğitimleri olacak. Sonra da zaten büyük bir iş kaynağı olmuş olacak. Orada hem inşaatın yalıtım kısmıyla hem de tesisat kısmıyla alakalı iki tane alanımız, bölümümüz var. Burada öğrencilerimiz bu sene 30-30-60 tane öğrencimiz yer aldı. Bundan sonra da bu sınıflar artarak devam edecek. Evet, milattan önce 6000'lere dayanan tarihiyle biz Silifke'ye zaten hayrandık. Yoğurduna, kekliğine, tarihine, doğasına derken bugünkü rotamızda da Silifke'nin eğitim sistemine bir kez daha hayran olduk.